Gece kadar da. Ne görürsün? Burada adam boğulduğunda ne onu yapıp atıyorum abi. Yaparım. Mağdur olanlardan bir tanesi de benim. 1,5 ton fındığım onun eliyle heba oldu. Mağduruz şu anda. Yapacak bir şey yok. Fakat buna birileri hesap sorması lazım. Ben iflas ettim, kaçtım gittim demekle bu iş bu kadar kolay olmamalı. Bunun mutlaka ahirette hesabı olacak ama dünyada da birilerine hesap vermesi lazım. Benim gibi onlarca insan mağdur oldu. Bütün ümidini, geçimini fındığa bağlayıp da mağdur olmanın ne demek olduğunu ancak işin içinde olanlar bilir. Adım Temel Yılmaz. Temel Bey, sizi Murat Duman ne kadar dolandırdı? 4 ton kadar dolandırdı. Şunu söyleyeyim size, Murat Duman arkadaşımızdı fakat hem de muhtarımızdı, mahalle muhtarımızdı. Ona istisnadan dayanarak buna fındığımızı verdik hiç geriye bakmadan. Fakat sonunda bu bizi mağdur edip kaçtı gitti. Bir an önce ortaya çıkıp mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. Mahsulümüzü biz tek tek topladık. Herkesin parasını verilmesini istiyorum. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını alıp gitti. Bir an önce paralarımızı vermesini istiyoruz. Benim mağduriyetimin önemi yok esasında işin özüne baktığınızda. Ama genelde yapılanları gördüğümüzde işin özünü anlayamıyoruz. Neden? Bezigen Köyü muhtarlığının kayıp muhtarının kayıp olması. Hiçbir bilgi anlamaması. Kendisine defalarca arayıp çoluğuna, çocuğuna, ailesine ulaşmak istediğimize dahi ulaşamadık. Yani bir bilgi anlamadı. Öldü mü, kaldı mı, şu mu, bu mu? Çünkü piyasada çok detaylı bilgiler yok. Sağlıklı bilgi alınamıyor. Dolandığı, kaçtığı, hasta olduğu hakkında bilgi var. Fakat hiçbir hakkında hiçbirisi doğru olup olmadığını bilemiyoruz. Sağlıklı bilgi de alamıyoruz. Yani benim alacağım hiç önemli bir miktar değil. Onlar pek de önemli değil. Ben onları saymak istemiyorum ama piyasada çok kişinin alacağının olduğunu duyduk. Bununla ilgili ne yapılır, ne edilir bilmiyorum. Muhtarlıktan dolayı haber alamıyoruz. Yani köyün adı çıktı. Benim derdim o. Adı dolandırıcılığa çıktı köy muhtarlığı olarak. Bir an önce arkadaşımızın piyasaya çıkıp gerekli açıklamayı yapmasını talep ediyoruz. Mağdurlardan biriyim. Muhtarımıza, Murat Duman'a fındığımızı teslim ettik. Paramızı hepimize salı gününe gün vermişti. Parayı verecekti. Bütün halkı o şekil yönlendirmiş. Ama pazar günü akşamdan kayboluyor. Şu an biz mağduruz.